Arkadaşlar, günaydın. Saat 06:58. Normalde geceleri yürüyordum. Dünkü bir güncelleme oldu biliyorsunuz. Güncellemeden önce biz enerjilerimizi yakmıştık. Çünkü siz de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Güncellemeden sonra bazen güncelleme uzuyor. Enerjileriniz boşa gidebilir. Güncelleme öncesi enerjilerinizi yakmanızı tavsiye ederim. Artı eğer durumunuz iyiyse, bütçeniz iyiyse, cüzdanınızda para varsa bir miktar solun spending cüzdanınızda olmasında da fayda var. Çünkü güncelleme sonraları ayakkabı fiyatları düşebiliyor. Şunu başlatalım bir saniye. Ha, şu şeylerin dolu diyor. İsterseniz, ha, paramız yokmuş, mecbur yürüyeceğiz. Onu anlatırım. Önce şu şeyi bir söyleyeyim. Bazen çok ucuz ayakkabılar denk gelebiliyor. Güncelleme sonrası insanlar para transferinde falan zorlanıyor. Ayakkabı alınamıyor, satılamıyor derken. Dün ben çok öyle uygun bir fiyatlar görmüştüm. Ama tabii sol yoktu cüzdanımızda. Paramız yok biliyorsunuz, anlatmıştım durumları. Ama sizin durumunuz daha iyiyse, ne bileyim, veya daha yeni girdiyseniz oyuna, spending'de sol bulundurmanızı tavsiye ederim. Çok ucuz ayakkabılar alabilirsiniz. Bu az önceki loot box muhabbeti bilmeyenler için söylemiş olalım. Siz yürüdükçe size sürpriz kutular veriyor. Luck, yani şans değerinize, ayakkabınızın seviyesine göre bu kutuların seviyesi farklılaşıyor. Bizimki en basit seviyede olduğu için birinci seviye kutu veriyor. Bu verdiği birinci seviye kutulardan da birkaç kere denedim. Az miktarda GST çıktı. Mesela ben 5 GST'yi açıyorum kutuyu. 2 GST, 3 GST çıktı. 2 kere açtım. Şu an boşa harcayacak GST'm yok. Ama sizin için bir tane açarız. Belki de hem sizin şansınıza iyi bir şey çıkar. Videonun sonuna kadar dayanabilirseniz bir kutu açalım. 4 enerjiyle yürüyoruz. Ortalama herhalde 15-20 dakika arası bir şey sürecektir. Bu kutuları tabii bilmeyen arkadaşlara göre ben genelde anlatmayı tercih ediyorum. Bilen arkadaşlar zaten konuyu biliyor. Önce yukarıdan saymaya başlıyor. Atıyorum 50 saat diyor. Sayıyor. O zaman açman gereken GST daha fazla. Atıyorum 30 GST verip açabilirsin. Bu riske girmeyen arkadaşlar, zaten o süre bitecek. Zaten siz uygulamayı kullanıyorsunuz. Ve sonunda kutunun seviyesine göre 5 GST, 10 GST harcayarak açacaksınız. Niye acele edip para harcayasınız ki? Hem daha kötü bir şey de çıkabilir. Sizin harcadığınızdan daha düşük miktar bir şey çıkabilir. Biraz daha ayakkabısının seviyesini yükseltmiş arkadaşlar ve luck değerini yükseltmiş arkadaşlar sırf bu kutu olaylarına odaklanabiliyor. Çünkü 3. 4. seviye kutulardan da yüksek fiyata satabileceğiniz şeyler çıkabiliyor. Ama şans eseri, sonuçta bizim şansa ayıracak ne vaktimiz var ne paramız var. Biraz daha durumumuzu düzeltiriz, paramızı kazanırız falan, ondan sonra o işlere bakılabilir. Bizim şu an, yani benim en azından öyle, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde nakite çevirip paramızı çıkarmamız gerekiyor. Çünkü GST gün geçtikçe düşüyor. İlk videolarımızı hatırlayacaksınız. 3.30'lardan 1'lere doğru hızlı bir düşüş geldi. Şu anda da 0.22'lerde falan olması lazım. Yani daha da aşağı giderse artık iyice kazanç tat vermez olacak. O yüzden 0.22 de bence az bir değer, ama bakacağız yani. Şu an elimizdeki durum bu. Piyasa da kötü gittiği için İdare eder diyoruz. GMT'ye çeviriyoruz sonuçta. Yani ben en azından öyle yapıyorum. Bakıyoruz GMT oranına. Genelde 3'e 1 oranı vardı. O fark biraz açıldı. GMT biraz daha topladı kendini. Ama yapabildiğimiz kadar GMT yapıyorum ben. Çünkü ayakkabı seviye yükseltmelerde, ne bileyim, oyun içindeki dengelerde GMT kullanılabilir diye düşünüyorum. Ve GMT yükselişe de geçebilir. Onu da düşünüyorum. Ben bu ayakkabımı gösterdim mi size? Bir bakalım. Durdur mu diyor. Hem doğru ayakkabıda yürüdüğümüzden emin olalım. Ayakkabıyı videonun sonunda gösteririm.
20. seviye bir ayakkabı. Puanlarını gösteririm. Hem 4 enerjiyle ne kadar kazandığımızı görmüş olursunuz. Şimdi 20'de niye kaldın diyeceksiniz. 20'den sonra 19'da 20'de bir baraj vardı. O barajı atlattım. 30'a doğru götürmek de hedefim ama biraz beklemede kalmak istiyorum açıkçası. Şu GMT olayı netleşmedi. Yeni güncellemeler geldi. 5 tane ayakkabı yakıp bir tane ayakkabı oluşturma güncellemesi geldi en son. Onların fiyatlarını falan karşılaştırıyorum. Yani boşuna bir GST harcamak da istemiyorum şu an. Ama 30. seviyeye gelecek kadar GMT'mi hazırladım. GST'yi zaten kazanıyoruz. Orada da sorun yok. 30. seviyeye gelmek için 29 ve 30'da barajlarımız var. 29'da 29 GMT istiyor. 30'da da 100 GMT istiyor. 130 GMT ben zaten biriktirdim. Bir de GMT'nin fiyatının böyle bir yükselmeye başladı. Son günlerde takip edenler bilecektir. Acaba böyle çok yükselirse belki de şey düşünürüm yani. Ayakkabı yükseltme falan değil. Nakite dönüştürüp parayı kurtarmak gibi de bir fikir oluştu sonradan kafamda. O GMT dalgalanması bana onu düşündürdü. Bir de şeyi de düşünüyorum açıkçası. Şimdi 30. level olunca GMT kazandıracak ama GMT değeri GST gibi değil. Yükselebilir yani. Yükselirse bu GMT verme işini nasıl yapacak? Orada bir katakulli yapabilir mi? Onu da düşünmüyor değilim. Bir enerjimiz bitti. 7.94. 8 civarı bir şey. Bu hesaba göre 32 falan yapıyor ama bu hesap değişiyor. Bazen daha az veriyor, daha çok veriyor. 4 enerjinin sonundaki ortalamaya bakacağız. Tabi bu hesapta 3 ayakkabı olduğu için 4 enerji veriyor. Sadece bu ayakkabı ya benzer bir ayakkabısı olan arkadaş da bu kazandığımızın yarısını hesaplayacak. Evet, başka ne var? Şimdi 5 ayakkabıyı birleştirip bir tane ayakkabı oluşturabiliyorsun. Bu aslında fena değil. Hem ayakkabı sayısını azaltıyor. Hem insanlar GST artı GMT harcıyor. Yanlış hatırlamıyorsam common ayakkabılardan işte bir üste geçerken 5 tanesinde 360 civarı bir GST bir de 40 mı GMT harcıyorsun. Bugünün fiyatıyla baktığın zaman 100 dolar civarı bir şey yapıyor herhalde. 100 dolar da solda 35'lerden olsa 3 sol falan civarı bir şey yapıyor. 3 sol bunu yükseltmek için harcıyorsun. Şu anki 5 tane ayakkabıyı da fiyatına baktığın zaman 4'lerde olsa, 4 küsürlerde olsa 20-23 sol falan harcıyorsun aslında. Yani ben 5 tane ayakkabıyı tek tek satayım desen böyle bir rakam tutuyor. Sonrasında bak gidiyorum ve hani 5 tane common'ı birleştirince olayı da özetleyelim bilmeyenler için. Bir üstündeki seviye uncommon veriyor sana. Kes. Bu kesin. Bir tane uncommon veriyor. Gidip 5 taneyi birleştirip ve harcayacağım paraya bakıyorum. Bir de gidip uncommon'ların fiyatına bakıyorum. Gidip uncommon almak daha ucuz. Yani 5 tane birleştirme olayı biraz fasafisi oluyor. Onda da şöyle bir katakulli yapmışlar. Katakulli değil de oyunun gereği bu şekilde yapmış adamlar. Sen uncommon garanti ama diyor. Yani bir üst seviye garanti ama 2 üst seviyede çıkabilir. 2 üst seviye çıkarsa rare var işte. Yanlış hatırlamıyorsam o da 70, 80, 90 sollara gidiyor. O zaman çok fazla kar etmiş oluyorsun. Bu karın cazibesi olacak ki adam seni ayakkabı yakmaya teşvik etsin. Şu an benim için bir risktir. Şu an yapmayı düşünmüyorum. Ama ne bileyim çok zararda değilseniz yani risk seviyorsanız ne bileyim işte size uygun olabilir. Sadece uncommon değil tabii. Common değil. Uncommon'ları da birleştirirsin. Rare'leri bile birleştirebilirsin. Tabi araya serpiştirdiğin ayakkabı seviyeleri de farklı olabilir. O zaman da tabi üst seviyelere çıkma ihtimali yükseliyor ama aldığın risk de yükseliyor. Bir üst seviye çıkarsa senin o aradaki ayakkabı biraz araya gitmiş gibi oluyor. Bir de mintleme, birebir mintleme olayında da yani ayakkabını atıyorum sıfır level'larsa sıfır level'ları mintleyip onların maliyeti daha az oluyor. Tabi konuyu biraz bildiğinizi düşünerek anlatıyorum bunları. Sıfır level ayakkabıları iki tane ayakkabı mintleyip üçüncü ayakkabıyı daha ucuza elde edebilecekken 5 taneyi de kullanıp orada da bir risk alıyorsun.
Yani duruma göre değerlendirmek lazım. Tabii aldığın ayakkabı Ankam'ın oluyor. Tam takip etmedim ama şu an yapmayı düşünmediğim için sanırım 0 level ve 0 mint olacaktır diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle belki 0'a 1 olabilir. O ayakkabı tabii daha hızlı bir şekilde yükseltilip daha iyi bir kazanç sağlanabilir. Bir de şunu düşündüm. Bir süre böyle devam edip şu 30. level muhabbet ortaya çıkarsa o zamana kadar hem bir miktar para biriktirip hem GMT toplayıp daha yeni bir ayakkabıya geçip Ankam'ına geçip mesela 5 taneyi birleştirip Ankam'ına geçip onu 30. seviyeye yükseltmek de bir fikir olabilir. Tabi biraz süreç ister, o biraz para ister. 0. seviye olacaksa işte 10. seviyeye kadar fazla yormaz. Ondan 19'a falan da belki pek yormayabilir. O aralardaki köprüler var biliyorsunuz, 5. seviyede, 10'da, 20'de. Buralarda GMT istiyor. Artı GST istiyor da. Onları bir işte hesaplamak lazım. Ankam'ın bir ayakkabı tabi seviye atladıkça daha çok puan ekliyorsun. Bir de puanları dağıtılmamış, yani daha doğrusu puanı olmayan bir ayakkabı olduğu için 30. seviye muhabbetinde hani bahsettik ya, konfor değeri önemli olacak falan. Ne yaparsın, baktın ya, sadece konfor önemli diyelim. Tam onun değerlerini bilmiyoruz. İşte o yüzden o belirsizlik de bizi biraz bekletiyor. Diyelim sadece konfor değeri önemliyse o ayakkabıya full konfor basarsın. Basa basa 30. seviyeye geldiğin zaman bayağı bir konfor değerin yükselmiş olur. Ayakkabı da değerlenmiş bir ayakkabı olur. Ayakkabı da satılabilir. Veya şöyle de yapılabilir. Bir tane Ankam'ın oldu. Bir ayakkabın daha varsa veya ucuz en düşük seviyede bir tane ayakkabı alıp ikisi çiftleştirilebilir. Bu arada tabii GST ve GMT fiyatları da önemli. Atıyorum GST ve GMT çok aşağı giderse, belki dışarıda kenarda biraz paranız varsa oradan para ekleyip ucuz bir şekilde mint yapılabilir falan. Bir sürü seçenek var işte arkadaşlar. Siz kendi durumunuzu daha iyi biliyorsunuzdur. Benim durumumu takip eden arkadaşlar biliyor. Ben bayağı bir zarardayım. Çünkü biz böyle tam hani o düşüş başlamadan önce girdik. Sonrasında düşüşe denk geldik. Bizim zaten şansımız mıdır artık yoksa tecrübesizliğimiz midir? Hep böyle denk geliriz. Bir şeye gireriz, batırırız o işi falan. 15 sollardan ayakkabı aldık yani, düşündüğün zaman solda 65'ti. Neredeyse 1000 dolar falan mı yapıyor? Neyse işte. Sonra düştü. Ayakkabı fiyatları düştü. GST düştü. Bizim maliyetimiz ta yukarılarda kaldı. O yüzden benim durumum şu an maliyet çıkarma. Tabii ben düştükçe ortalama biraz daha bir yanımda vardı. Ortalamayı düşüreyim bari, hani klasik kripto mantığı. Ayakkabılar aldım. 10'dan da aldım. 6'dan, 3'ten bile aldım sanırım. 6 tane ayakkabı oldu. İşte bir tanesi bu. Seviyesini en yükselttiğim, en fazla yükselttiğim bu. İşte bunu 30'a çıkarmayı düşünüyordum, anlatmıştım size. Ama 20'de kaldım zaten, 30'a yükseltebilecek durumdayım. Bir piyasaya bakayım diye. 3 tanesini bir hesapta topladım. Şu an bu videoyu izlediğiniz hesapta 3 tane ayakkabı var. Bir tanesi de 20. seviye olan. Onun gücüyle, diğerlerinin enerjisiyle yürüyoruz. Diğer 4 tane telefonda da, pardon 3 tane telefonda da 1-1-1 hesaplarımız var. Durum böyle. Bir de bu güncelleme ile şey geldi. Ağlardaki enerjinin paylaşımının durdurulduğu. Benim çok ilgilendiğim bir konu değil. Kısaca bildiğim kadarıyla BSC ağı var ve Solana ağı var biliyorsunuz. BSC ağındaki ve Solana ağındaki ayakkabı fiyatları da farklı. GST'nin fiyatları da farklı ilginç bir şekilde. İlk zamanlar arkadaşlar şöyle yaptılar. Sol ağındaki ayakkabı ucuz olduğu için o ayakkabılardan alıp bu ayakkabının enerjisini diğer BSC ağında kullanılabiliyordu. Bu da biraz bilmiyorum artık, adaletsizlik mi diyeyim ya da bir fırsat mıydı diyeyim. Adamlar zaten bunu durduracağını söylemişlerdi ama bu kadar hızlı beklenmiyordu sanırım. İnsanlar bir böyle bir şok yaşadı yani kısa süreli. Bilmiyorum, oyunun dengesi açısından
Herhalde düşünmüşlerdir. Öyle bir güncelleme de geldi. Yani güncellemeler geldikçe yaptığımız bazı hareketler yanlış olabiliyor yani. Ayakkabıyı yükselteyim diyorsun. Belki de yükseltmemek daha karlı oluyor. Mesela seviye yükseltme 5 taneyi harmanlayıp yeni ayakkabı ya oluşturma oluştu ya. Ve bazen videolarda denk geliyorum. Özellikle Japonlar bu işi çok fazla böyle üst seviyede yapıyorlar. Tabi onlar için bu paralar az paralar olabilir, bilmiyorum. Bir tane adamın videosunu izledim. Yine Japon bu. Sürekli ayakkabı alıyor. Bakmıyor şeylerine böyle. Tık 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 tık. Minimum seviyedeki ayakkabıları topluyor. Şey yapacak. 5 tanesini birleştirip üst seviyeye taşıyacak. Yani atıyorum büyük bütçesi olan bir adam için 50 tane ayakkabı alsa bir tanesinde bir üst seviye değil de 2 üst seviye şansını tutturursa zaten fazlasıyla kurtarmış oluyor. Bunlar da düşünülebilir. Bütçesi olan arkadaşlar için her zaman fırsat var. Tabii risk de var. Bir arkadaş ve birçok kişi aslında buradan girilir mi diye bir soru soruyor da onu bir hesaplayarak anlatmak isterim size. Ona ayrı bir video yapalım. Yani girilir mi, girilmez mi? Ne kadar sürede amorti eder? Tabii yaptığımız hesaplar hep havada. Çünkü bizim ilk videolarımızı izlerseniz 15 günde falan mı? 15-20 günde amorti ediyordu. Çünkü GST 3.30'du. Aldığımız ayakkabı da 4-5 sol falandı. Günlük 30 dolarları falan hesaplıyorduk. 30-35 dolarları. Şimdi 10 dolarlara kadar düştük sanırım. Şimdi bakarız bu ayakkabıdan kaç kazandığımıza bakarız. O yüzden mesela şu an girilir, girilmez diyemiyoruz. Çünkü kazandığın şey kripto üzerinden ve kriptoda biliyorsunuz çok dalgalı gidiyor. Bu arada ben nereye gittim ya? Muhabbete daldık. Saçma sapan bir yere geldim. Şuralardan mı geri döneyim? Şöyle eve doğru yol alayım da. Normalde gece yürüyordum. Gece serin oluyordu, güzel oluyordu. Sabah erken uyanmaya alışık değiliz fazla. Bugün erken uyanamadık. Güneş doğdu bir yandan. Bir taraftan kendimi eve atayım. 3 enerji yürümüşüz. 23 almışız. Hadi bakalım. Şimdi tabii şey de önemli ya. Bitcoin'in durumu pek iç acıcı gözükmüyor yani. Baktığın zaman bir fiyat hani toparlanıyor gibi oluyor. Bakıyorsun fiyatın yükselmesi için en önemli olan gereksinim spotlardaki o alımlar var ya, onların hacimleri çok önemli. Yoksa bazen borsanın ve balinaların manipülasyonu oluyor. Değişik haber yaptırıyorlar falan. Yalandan bir yükseliş geliyor. Onu hissedersiniz zaten. Bir süre piyasa izledikten sonra Allah Allah dersiniz. Yani piyasada yükselecek bir durum yok. Yükseliyor falan. Bazen de tuzaklar oluyor tabii. Bak Bitcoin buradan yukarıya döndü artık. Hadi giriyorsan gir falan gibi yapıp bir daha aşağı falan. O hacmin olmayışı beni biraz tedirgin ediyor. Biraz topar durdu gibi Bitcoin. Yukarı gitmek istiyor gibi ama temkinli olmakta da fayda var. Yatırım yapan arkadaşlar zaten takip ediyorlardır da. Biz işin şey boyutundayız. Ya bu GST Bitcoin'e, daha doğrusu piyasa Bitcoin'e bağlı hareket ediyor. Tabii GST'nin ekstrem kendince de bir kafası var yani. Arzı sınırsız olduğu için uygulamayı yönetenler, token'i yaratanlar bunda değişik durumlarda oluşturabiliyor. Ama illaki bizim bakacağımız noktalardan birisi piyasanın yukarı dönmesi, Bitcoin'in artışa geçmesi, altcoin'lere hacimli girişler olması ve yukarıya doğru bir gidiş. Bakalım artık. Ağustos sonu gibi grafiklere baktığımız zaman sanki Ağustos'un sonuna doğru bir kesişimler oluyor. Çizimler tabii tutarsa, çizimler de bazen hiç tutmayabiliyor. Biraz o grafikten de destek alan insanlar giriş yapmaya başlarsa, elbim ekonomik bazı gelişmeler olursa, turizmde şunluydu buydu, dünyanın bir biraz böyle kendini toparlaması. Tabii bir yandan da uzun süredir ben takip etmiyordum ama bugünlerde biraz herhalde ortalık kızıştı mı? Haberler biraz fazla önüme düşmeye başladı. Savaş da tam gaz devam ediyor anladığım kadarıyla Rusya ile Ukrayna arasında. İzlemiyorum artık çünkü haberleri hiç izlemiyorum genel olarak.
canı sıkılıyor insanın yani. Yapacağın bir şey yok ve önüne sürekli negatif bir şeyler düşüyor. Sadece savaşla ilgili değil, ekonomiyle ilgili, dünyayla, ülkemizle ilgili falan. Artık böyle hiç haberlere bakmamayı tercih ediyorum. Ne yapayım ya? Zaten çok önemli bir şey olsa ya birisi sana söylüyor ya bir yerden bir şekilde duyuyorsun. İşte İngiltere'den, Almanya'dan falan bazı açıklamalar gelmiş. Onlar önüme düştü de oradan farkındayım yani. Yoksa savaşla ilgili de bir bilgim yok. Tabii bu savaşlar falan piyasaları etkiliyor. Bitcoin de etkileniyor tabii. O da bir sonuçta bir yatırım aracıdır. İşte bütün bu etkenlerden sıyrılıp Bitcoin'in bir yükselişe geçmesi biraz düşük bir ihtimalde kalıyor artık. Çünkü insanların çoğu pozisyonda kaldı yani. Atıyorum Bitcoin'i 40 binden aldı adam. Biraz düştü, 30'dan bir daha ekledi. Biraz düştü, biraz varsa parası biraz daha ekledi ve parası kalmadı. Birçok kişi böyle içeride kaldı. Yeni para sokma şansı yok. Yeni kullanıcı girmek istemiyor. Bakıyor piyasaya. Durum kötü. Belki parası zaten yok. Artık öyle bir oldu ki yani. Kimsede para yok gibi gözüküyor. Vallahi bilmiyorum, artık sonumuz ayrı olsun. Şu savaşlar bitse. Ekonomi biraz kendini toparlasa. Bu son birkaç yıldır çok hissedilmeye başlandı artık. Bir de bizim durumumuz hani çok kötü sayılmaz ama asgari ücretle geçinen veya ne bileyim zor şartlarda çocuk büyütmeye çalışan insanların işi bayağı zor. 4 enerjiyi harcadık arkadaşlar. 31.03 GST kazanmışız. Şöyle bir taktik yapılabilir. GST atıyorum iyi bir değerde veya daha çok düşeceğini düşünüyorsun. Ayakkabıyı 50. seviyeye kadar tamir etmeyip toplayabildiğin kadar GST toplamak bir yöntem olabilir. Ayakkabımız gördüğünüz gibi 92. 8 birim enerji harcamış. Herhangi bir durdurma yapmadık, şey yapmadık. Toplu bir yürüyüş yaptık. Tam harcaması gerektiği kadar harcadı. Tamir edecek olsak ne kadar tamir bedeli istiyor onu da göstereyim size. Hatta tamir edelim. Bu bize ait olmayan bir para. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Sonuçta o para sanki orada çokmuş gibi oluyor. Tamir edince bayağı bir masraf gidiyor aşağı doğru düştükçe. Günlük net 26 GST kazandık. Yukarıda şuradan görebilirsiniz. 26. Siz tek ayakkabınız olsaydı, böyle 20. seviye puanları da böyle olan bir ayakkabınız olsaydı, tabii yine de az çok değişiyor yürüyüşe göre. Veya ne bileyim başka şartlara göre. Puanları da gösteriyorum size. Böyle bir ayakkabıyla, tek ayakkabıyla 13 GST kazanıyorsunuz. Bence az yani. Ama yapacak bir şey yok. Bir tane de kutumu açalım. 26'yı 20'ye düşürelim. 21'e düşürelim. Onun da nasıl olduğunu size göstermiş olalım. Sizin de şansınızdan bakalım ne çıkacak. Hangisini açalım acaba? En son geleni mi açalım? Bu adam kutuları açmıyor deyip belki adam gibi bir şey göndermişler midir acaba? Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Veya bizim açıp açmadığımıza bakıyorlar mı? Olasılıklar neye göre değerlendiriliyor onu da bilmiyorum. Nasıl açacağımızı gösteriyorum. Mesela en baştakine tıkladım. Damaged Mystery Box Level 1 diyor. Yani dandik bir kutu olduğunu kendisi de söylüyor. Aç bakalım diyelim. Açtık mı? Open diyeceğiz bir daha. x 0.8 GST. Yani 5 GST harcadık. 3.08 aldık. Aferin. Bir tane şeyi boşalttık. Belki bilmiyorum. Bundan sonra da açmam herhalde. Bu da son. 2 GST zarar. 3 tane bu zamana kadar kutu açtım. Hepsinden de 3 GST. 2 küsür GST. Cacut öyle şeyler çıktı. İşte adam sizi sürekli böyle bir şeyler harcatmaya teşvik ediyor yani. Belki de iyi bir şeydir GST'leri yakmak açısından. Bilmiyorum. Ben tercih etmiyordum ama hem size de bir göstermiş olayım dedim. 24 GST kazanmış. Elimizde kaldı. Bir bakalım son şeylerimizde durum ne? Piyasada durum ne? 24 GST kaç para yapıyor? GST düştükçe düşüyor. Az önce 22 küsürdü. 21.90 olmuş. 22 olsa ne yapıyor? 5 10
10 GST 2 dolar yapar. 20'si 4. 4 küsür dolar işte. Diğer ayakkabılarla toplayınca herhalde bir 10 dolar falan civarı bir şey yapacaktır. GMT'miz 0.79 olmuş. Vulcan var. Onun ayrı bir detaylı videosunu yapacağım. Birkaç video yaptım. Sol 34'e 35'e inmiş. O da bayağı. Yani piyasa genel olarak düşmüş. Direkt GST'ye bir şey diyemeyiz ama GST de bahane arıyor zaten düşmek için. Durum böyle arkadaşlar. Başka anlatacağım bir şey yok. Yürümeye devam. Az veriyor falan demeyeceğiz. Yürüyeceğiz. Bakarsınız işte güncellemelerden önce bazen bir hareketlenme oluyor. Onlara dikkat etmek lazım. Bazen ayakkabı alım fırsatları oluyor. Örneğin şu an en ucuz Walker ne kadarmış? 4.1 sol. Peki Ankama'nın ne kadarmış en ucuz? 17 sol. Zaten 4.1 sola aldığın ayakkabıyı, tabi daha ucuz ayakkabılar da belki vardı, biz Walker seçtik ama 5 tanesi zaten 20 sol yapıyor. 20 sol yakacaksın, bir de üstüne 100 dolar bir de harcayacaksın, o da 2-3 sol yapar. 23 sol harcayacaksın ve Ankama'nı elde edeceksin. Al burada Ankama'nın 17 dolar şey 17 sol. Tabi puanları seninkinin daha iyi olabilir, daha kötü olabilir, o da bir şans. Yani bir üst seviyeye taşımak mantıklı değil 5 ayakkabıyı ama 2 üst seviye çıkar mı şansını denemek açısından. 2 üst seviye olursa atıyorum Rayer'ler kaç para? Gördüğünüz gibi 80 sol. Fazla fazla kurtarır ama çıkar mı? Sitesinde yazdığıyla düşük bir oranla çıkabilir diyor. Neyse dostlar ya, video uzadı. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz.